pazardaki olayı anlayabilmeniz için biraz daha geniş bir açıklamada bulunayım. Aralık 2019'da Wuhan'da koronanın adı konduktan sonra Dünya Sağlık Örgütü Mart ayında pandemi ilan etti. Bütün herkes artık koronayı beklemeye başladı. Oradaki korkumuz şuydu bizim. Sağlık sisteminin çok yoğun bir şekilde baskı altında kalması, koridorlarda hastalara bakmamız, doktorların bitkin ve halsiz düşmesi, daha da önemlisi ventilatör yani oksijene ihtiyaç duyan hastalar arasında seçim yapmak zorunda kalışımız. Bu herkesi korkutuyordu. Şimdi böyle bir pandemide ya da salgında biz baş edebilmek için 3 tane yöntem var bütün dünyada. Bir, hiçbir şey yapmamak. Bu kimsenin tercih ettiği bir yöntem değil. İstanbul kıyaslaması yaparsan, yani 15 milyonluk İstanbul'da 25 bin ile 125 bin kişinin arasında hani ölmesini beklemeniz gerekiyor. Bu tercih edilen bir yöntem değil. Geriye hafifletme yöntemi kalıyor. Yani herkesin sürü bağışıklığı diyebildiği, İngiltere'den denildiği ama vazgeçtiği, İsveç'in sonuna kadar hala devam ettiği bir yöntem. Üçüncü bir yöntem de baskılama ve gevşetme ya da çekiç ve dans gibi bir yöntem. Bütün dünya bu yöntemi seçti. Yani İspanya, İtalya, Fransa, Türkiye ve Sırbistan. İşte bu yöntemde Çin çok sert ve ağır tedbirler aldı. Herkesi evine koydu 15 gün. O sırada çıkma yasağı getirdi. Aileden yalnızca bir kişi çıkıyordu. Ama diğer ülkeler bu kadar sert bir yöntem almadılar. Ve her ülke kendisine göre bir değişiklik yaptı. Şimdi Sırbistan da bu baskılama yöntemini uyguladı. Ondan sonra da gevşetme yani serbest ya da normalleşme dönemine geçti. Her şey gayet güzel giderken bizim başta korktuklarımızın hepsi şimdi Novi Pazar'da gerçekleştirdi. Yani hastanenin kapasitesi üzerinde hasta başvurusu, koridorlarda hastalara bakılması, işte ventilatör ihtiyacı olup olmaması ve tabii bu olan birden hazırlıklı olmadıkları için bir panik hali yarattı. Hem sosyal medyada hem de diyelim ki yazılan yazılarda bu panik halini hissediyoruz. Ama biz hem bunları takip ettiğimizde gerçek eksikliğin ne olduğunu şimdi hala anlamaya çalışıyoruz. Şimdi oradaki gerçek yetkililerle yani diyelim ki hastanenin başhekimi, çalışan doktorları ve diyelim ki Sağlık Bakanlığı ya da işte Sağlık Müdürlüğü o kişilerle gerçek eksiklikleri tespit ettikten sonra nasıl bir yardım yapılabileceği gündeme gelecek. Yani şu anda Novi Pazar'ın yaşadığı bizim başta en çok korktuğumuz ama Türkiye'de yaşamadığımız olayın yaşanmış olması bu ilk baskılama döneminde aslında Novi Pazar gayet iyiydi. Hani Evet, daha birden sonra oldu. Yani bunu öngörebilmişler miydi doktorlar olarak? Şu anda orada bir bu doktor eksiği de doktordan çok aslında bu görünüyor. salgın yöntemini idare etmek için bir tıbbi, ikinci siyasal ve aynı zamanda sosyal bir olay. Yani her bakımdan özellikle karar vericiler, işte diyelim ki politikacılar burada çok önemli karar alınmasında. Bizim ülkemizde de öyle yönetiliyor. Yalnızca diyelim ki tıbbi kurulun kararları bile değil, aynı zamanda politika ve ülkenin durumu. Çünkü işin içinde ekonomi de var. Dolayısıyla ilk alınan diyelim ki serbestleştirme ya da normalleşme dönemindeki biraz herhalde her bakımdan hem diyelim ki politikacılar, halkın kendisi ya da doktorların hepsini beraber herhalde bu durumu pek öngöremediler. Öngöremeyince de bugün bir panik halinde devamlı diyelim ki bildiri yayınlıyorlar.